Türkiye'de 40 yılı aşkın bir süredir bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Bu anayasa bizim inancımızdan, kültürümüzden bir parça taşımıyor. Hatta bütün kurum ve kuruluşlarıyla inancımıza ve kültürümüze karşı konumlanmış bir anayasa var. Özgürlükleri savunmaktan ve korumaktan çok, vatandaşların, insanların kişi hak ve hürriyetlerini devlete karşı korumaktan çok, güç sahiplerine karşı korumaktan çok veya diğer toplumsal baskılara karşı korumaktan çok onu nasıl sınırlandırabilirim derdinde bir anayasa var. Öncelikle bu anayasa yapıcıları tarafından bir darbe neticesinde yapılmış olduğu için hem darbeciler tarafından yapılmış olduğu için hukuken kabul edilebilecek makul bir anayasa değil, hem de ondan önce çok yoğun bir şekilde ideolojik çatışma ve tartışmalara müdahale şeklinde gelmiş bir darbeden sonra geldiği için bir manada tepkisel bir anayasa. Yani soğukkanlı bir şekilde oturulup hesap kitap edilerek, toplumun kültürü dikkate alınarak soğukkanlı bir şekilde yapılmış bir anayasa değil, tepkisel bir anayasa. Adeta hak ve özgürlüklerden ağzının yandığını düşünen ve bu konuda çok tedbirli ve temkinli hareket eden, özgürlükleri nasıl kısıtlayabilirim şeklinde düzenlenmiş bir anayasa. Bu anayasa Türkiye'yi kaldırabilecek bir anayasa değil. Adeta Türkiye'ye giydirilmiş bir deli gömleği. Sınırlı, sınırlayıcı, özgürlükten çok kısıtlama yönünde irade göstermiş bir anayasa söz konusu. Ve bu iradeyi sadece açıklamakla yetinmemiş. Bunu nasıl sınırlandırabilirim? Kurumsal olarak, işte YÖK'üyle, işte Milli Güvenlik Kurulu'yla ve diğer bütün kurumlarıyla, seçim yöntemiyle bunları nasıl sınırlandırabilirimin derdine girmiş bir anayasa. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin özgürlükler açısından kat ettiği yola baktığımızda çok çok geride kalmış bir anayasa. Bu hükümet çeşitli yasalarda yaptığı değişikliklerle anayasayı özgürlüklere bakış yönüyle çok geride bırakmış. Fakat bütün kanun ve uygulamalar anayasaya aykırı olmamak zorunda olduğu için bu sebeple bu anayasa yasaların ve uygulamaların gerisinde kalmış ve artık atılması gereken bir kabuk diye düşünüyorum. Yeni anayasa nasıl olmalı? Yeni anayasa öncelikle kapsayıcı ve kuşatıcı olmalı. Aslında her anayasa özgürlükleri güvence altına almak, yol kazalarına yol açmamak, kimsenin özgürlüğünü başka birinin veya başka bir grubun veya organizasyonun, devlet gibi organizasyonların tekeline veya insafına bırakmamak açısından anayasa yapılır. Fakat yeni anayasada şu husus dikkate alınmalıdır diye düşünüyorum. Şu anda özgürlükler ve haklar açısından, hak ve özgürlükler açısından devlet erkinden çok küresel güçler çok daha büyük tehlike arz etmektedirler. Yeni anayasada vatandaşı ve insanların hak ve özgürlüklerini devlet olgusundan veya sadece ulus devletten çok küresel güçlerden de koruyan bir düzenleme yapılmalı diye düşünüyorum. Hak ve özgürlükler esas alınmalı ve bu anayasa çalışmasına bir sınırlama getirmeksizin, kimse kimseyi kınamadan, o partiyle görüşmem, şununla uzlaşmam, şunun fikrine değer vermem gibi komplekslerden veya kaprislerden uzak durarak, herkesle görüşerek, herkesin fikrini alarak ve herkesi bir asli unsur sayarak, fakat tabii ki milli varlığı ve ülkenin bütünlüğünü dikkate alarak, tabii ki kardeşlik hukukunu da gözeterek, herkesin hak ve hürriyetini güvence altına alacak şekilde birini kayırıp öbürünü de dışlayarak değil, kimseyi ötekileştirmeden bu memleketin esas unsurlarını
yerlilerini, varlığını buranın varlığına bağlamış ve buranın var olmasında emeği olan herkesi katarak yeni bir anayasa yapılmalıdır.